Bir mahkeme filmi anlatıyor. Yani Türk sinemasında pek rastlamadığımız bir şey. Filmi izlerken sürekli modum düşmeye başladı. Etrafa falan bakıyorum. Sonra yanımdaki arkadaşım da bana bakmaya başladı. Gerçekten akacak mı? Devam edecek mi? Hani ne zaman bir yerde herhalde yazılacak ve bizi bırakmayacak. Bu filmlere baktığımda sanki senaryosu gerçekten bir yapay zekaya yazdırılmış hissi veren ruhsuz karakterlerle ve ruhsuz kararlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Çoğu sahnede ben insanların birbirine ne dedi dediğini duydum salonda ki ben de bazen anlamadım. Film öne çıkan tarafının yönetmenlik olduğunu düşünüyorum. İşte bu açık uçlu final problemi bizim festival sinemacılarımızın. Arkadaşlar, birinize söyleyin, korkmayın. Yani her şeyi izleyiciye bırakmanıza gerek yok. Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi filmiyle ben başlamak istiyorum. Geçen İstanbul Film Festivali'nde merakla beklenen iki filmden biriydi. Yurt dışı çıkışlıydı. Daha doğrusu premierini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapacaktı. Fakat Altın Portakal Film Festivali patlayınca birden filmler daha sonra ikinci gösterim için Ankara Film Festivali'ne söz verdikleri için Ankara'da premier açacak hale geldiler ve hemen bir telefon sirkülasyonu falan patır patır filmler geri çekilmeye başlandı ve İstanbul Film Festivali'ne kadar 6 ay boyunca herkes uykuya yattı. Dedik ki, düşündük herhalde dedik, Ankara Film Festivali'ne layık görmediler filmlerini. İstanbul Film Festivali'lik bir filmmiş, biz de bekleyelim diye festivalde izledik. Sonuç benim için biraz hayal kırıklığı oldu tabii ki. Selman Nacar'ın ilk filmini takip etmiştim İki Şafak Arasında. Orada da ilk film olarak eli yüzü düzgün diyebileceğim fakat yine de çok yukarıya çıkamayan bir filmdi. Tereddüt Çizgisi'nde beklentilerim çok daha yüksekti. Çünkü bir mahkeme filmi anlatıyor, yani Türk sinemasında pek rastlamadığımız bir şey. Baştan sona ağırlıklı olarak mahkemede geçen bir film. Ve bunu yaparken yurt dışı afişlerinde gördüğümüz işte mahkeme filmlerinin Uncut Gems'i, Tülin Özen harika, muhteşem, soluğunuzu kesecek, nefesinizi kesecek gibi yorumları görünce dedik herhalde kurgusal olarak dört dörtlük akacak bir film karşımızda. Filmi izlerken sürekli modum düşmeye başladı. Etrafa falan bakıyorum. Sonra yanımdaki arkadaşım da bana bakmaya başladı. Gerçekten akacak mı? Devam edecek mi? Hani ne zaman bir yerde herhalde hızlanacak ve bizi bırakmayacak. Bekliyoruz fakat o an hiç gelmedi. Derken film şak diye bitti. Yani alakasız bir sahneyle. Şimdi ona da ayrı değinmek istiyorum. Bu açık uçlu final problemi bizim festival sinemacılarımızın. Arkadaşlar, fikrinizi söyleyin. Korkmayın. Yani her şeyi izleyiciye bırakmanıza gerek yok. Yani artık bu biliyorum ama bunu Haneke yapıyor. Tamam. Darden kardeşler yaptı. Birçok yönetmen yaptı. Ama yani bunu yaparken önce şunu düşünmek gerekiyor. Benim filmim gerçekten çok büyük bir film mi? Ben çok güçlü bir şey anlatıyorum da onu gerçekten izleyicinin yorumlamasına bırakacak kadar bir hikayem var mı? Bence bunun düşünülmesi gerekiyor. Yoksa herkes artık finali izleyiciye bırakıp final yapmayıp filmini bitirir hale geldi ve bu artık izleyicide çok beklentiyi düşüren bir şey. Sürekli üzerine her şeyi biz düşünmek zorunda değiliz. O zaman siz niye film çekiyorsunuz gibi bir noktaya geliyor diye düşünüyorum. Yani böyle söyleyince insanlar kırılıyor. Formül film deyince hani neyin formülü diye. Böyle bir şeyin formülü var mı? Festival filminin formülü var mı diye. Ama bazı klikler olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir ilk filmiyle bir sinemacı bir çıkış yaptıktan sonra ikinci filminde aslında bence ne bileyim her geçtiğinde daha da özgürleşmeli. Daha da farklı şeyler deneyebilmeli. Yani sürekli yaptığının aynısını daha da garantici kodlarla yapmak aslında bence yönetmenin geriye gittiğini gösteren bir şey. İleriye gittiğini değil. Bu filmlere baktığımda sanki senaryosu gerçekten bir yapay zekaya yazdırılmış hissi veren ruhsuz karakterlerle ve ruhsuz kararlarla dolu olduğunu düşünüyorum. Filmin geçtiği dönemin de toplumsal ve siyasi atmosferine bir atıf yok, bir şey yok. Yani bir karakter sineması gibi bile düşünsek ana karakter savunduğu kişi suçlu mu değil mi? Aslında basit bir burada tereddüt ikilemi var. Bunu diğer karakterlerde de oluşturmaya çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Hukuk sisteminin çürümüşlüğünü anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken ne bileyim mahkeme salonunun birden tavanı çökmesi. Anlıyorum metaforu fakat gülen de gülüyor. Biz orada birbirimize baktık. Bakmadık değil. Bunları yaparken bilmiyorum daha başka şeyler olmalı sanki. Ya da tereddüt çizgisi derken filmin adı tereddüt çizgisi giriyor. Sonra karakterin işte suçlu mu değil mi dediğimiz karakterin kolunda çizikler görüyoruz. Aa tereddüt çizgisi tamam. gibi yani bilmiyorum. Baktığımızda üzerine çok düşünülmüş şeyler olduğunu düşünmüyorum bunların. Çünkü izleyici de geri teptiğini düşünüyorum. Ana karakter Canan'ın savunduğu Musa'yı savunması altındaki motivasyon da bir noktadan sonra ikna etmiyor. Yani bunun için bir anne karakteri koyuyorlar. Geçiyor fakat bence film yanlış yerden de kurulmuş. Çünkü aslında baktığınız zaman mesela bir işçi patronunu öldürmüş mü öldürmemiş mi? Buradan başka bir şey çıkarabilirsiniz. Fakat film bunun içinde de senaryo yanlış hamlesi yapıyor. Yani işçinin annesi aslında patronuyla berabermiş de onu kıskanmış mı gibi bir noktaya gidiyor. Bu da başka bir tür bir cinayet. Filmin söylemi değişiyor. Konusu yani aslında cesur bulmuyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani filmin içinde yaptığı trikler bile
şey açısından okey. Mahkemedeki sahnelerin sabit kamera olması ve dışarı çıktığında, karakterimizin koşturduğunda, işte postaneye gittiğinde, oraya gittiğinde omuz hareketli kamerayla onu takip edilmesi aslında tahmin edilebilir bir şey, ama filmin de görselliğine katkıda bulunacak bir seçim. Bu konuda kötü bir şey söylemeyeceğim. Fakat onca anlatılan şeyden sonra filmin etkili bir toplumsal eleştiriye vardığını da düşünmüyorum. Casting konusunda da şöyle, Tülin Özcan aslında benim çok beğendiğim bir oyuncu. Diğer festival filmlerinde de izlediğimde genelde sevdiğim bir oyuncu. Fakat filmde her ne kadar çoğu kişi kadın oyuncu ödülünde favori görse de, alsa da, bunu çok konuşulsa da, ben net bir şekilde yanlış casting olduğunu düşünüyorum. Yani her oyuncu her zaman olmayabiliyor. Mesela geçen de bunu şey için düşünmüştüm. Onur Saylan'ın festivale giren Boğa Boğa diye bir filmi vardı. Kıvanç Tatlıtuğ, yani zaman zaman iyi oynadığını bilmeme rağmen, o film için yanlış casting olduğunu düşünmüştüm. Yani bazen karakterler işlemeyebiliyor. Burada da Tülin Özcan için filmin ses probleminden ötürü mü bilmiyorum ama yani cümleleri o kadar yuvarlayarak konuşuyor ki, çoğu sahnede ben insanların birbirine ne dedi ne dedi dediğini duydum salonda, ki ben de bazen anlamadım. Çünkü çok hızlı konuşuyor. Tülin Özcan filmde çok yuvarlayarak konuşuyor ve karakterle de zaten bağ kurması şeyleri, sadece bir anne prototipi var. Yani anne bağı haricinde karakterin, bu diğer karakterin niye savunduğunu bir türlü zaten algılayamıyorsunuz. Neden bu kadar peşinden gittiğini hırsa yorumlayabilirsiniz. Başka bir şey yorumlayabilirsiniz. Fakat sonunda varan şey, bu kadar şeyden sonra filmin bir söz söylemesi gerekiyor ve yönetmen o sözden kaçınıyor. Tamamen başka bir genel görüntüye keserek filmi aslında bitiriyor. Yani dolayısıyla filmin, ben festivalde de şöyle düşünüyorum. Bu tabii benim düşüncem. Herkesin farklı düşünceleri olabiliyor. En iyi yönetmen ödülünü alan bir film baktığınız zaman yönetmenin bariz bir o filmde etkisini görmeniz gerekiyor. Bir şekilde bir fikir olarak, bir şey olarak, sinematografik olarak, dokunuş olarak, söylem olarak bir farklılığı olması lazım ki diğerlerinden öne çıksın ve en iyi yönetmen ödülü alsın. Bu tereddütte ben her şeyi düz bir çizgide görüyorum. Yani İki Şafak'ta da nasılsa aynı şekilde görüyorum. Dolayısıyla filmin öne çıkan tarafının yönetmenlik de olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir şeye de girmem gerekiyor. İki Şafak arasında filminde bir avukat karakteri var, Erdem Şenocak. Aynı karakter bu filmde kendini devam ettiriyor. Yani burada film karakter yine avukat, fakat o karakter. Film de bunu aslında belli ediyor bir şekilde. Karakterin sakalından, söylemlerinden o karakter burada karşıya çıkıyor. Orada sevildiği için burada da kullanmış, ama filmi yine kurtarıcı bir faktör olduğunu söylemek yine burada zor. Sonuç olarak dediğim gibi tereddüt çizgisi ilerleyen süreçte, yani Selman Nacar'ın 3. 4. filmi geldiğinde üstüne koyacağı çizgide nereye gideceği bakımından bana göre üste çıkaran bir film değil. Mesela sonuçta 10 yıl öncesine kadar Emin Alper de ilk filmini yapmıştı. Tepenin Ardı, Abluka, farklı çizgiler ilerledi. Kız Kardeşler'de sinematografisini değiştirdi. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi diyenler oldu. Kurak Günler'de bambaşka bir şey geçti. Yani sürekli aslında farklı farklı şeyleri deneyen biriydi. Selman Nacar'ın sonraki filmlerinde tabii ki yine kendi istediğini yaparak, fakat sinemasında üzerine koyacak formülleri görmek istiyorum. Yani sürekli aynı şeyleri birazcık kopyala yapıştır gibi önümüze sunan bir yönetmen olmasını istemem açıkçası.